Her şey olsa. Reis Bey, dün Diyarbakır'da Bağlar'da bizim emniyetimizin bir yerleşkesinde bir patlama meydana geldi. Patlama orada bir teknisyen yardımcımızın bir zırhlı aracı tamiri esnasında gerçekleşti. Tabii arkadaşlarımız acaba bu tamirden mi oldu? Oradaki tamir esnasında herhangi bir yakıcı, patlayıcı, yanıcı bir maddeden mi kaynaklandı diye epey bir araştırma yaptılar. Dün gece itibariyle netleşti. Mesele bir terör saldırısı. Yani orada yaklaşık işte dün akşam saatlerinde, gece saatlerine kadar belli oldu. Şu anda 10-12 hafif yaralımız var hastanelerde. Ama onun ötesinde de bir teknisyen yardımcımız daha enkaz altından çıkarıldı ve o da şehit oldu. Bir polis memurumuz da orada şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı. Çünkü ilk önce araçla patlayınca ve orada bir çukur meydana getirince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Ama yapılan bütün tetkiklerde ve bütün araştırmalarda biraz sonra Diyarbakır valimizde, valiliğimizde daha doğrusu olayın bütün etraflıca açıklamasını gerçekleştirecek. Ama dün gece itibariyle netleşti ki bu bir terör saldırısı. Ne tür bir saldırı efendim? Nasıl bir saldırı düzenlendi? Yani biz ilk önce acaba içeriye girip bir kişi bir çalışan marifetiyle bir şey koydu mu veya diye düşünmüştük. Ama dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında yaklaşık bir ayda bir sürekli arama tarama yaparız bütün evlerde. Yani böyle bir tehditle karşılaşmayalım diye. Demek ki çok kısa bir süre içerisinde böyle bir şey kazmışlar. Altta, yerin altında bir patlayıcı yerleştirmek suretiyle, ama bütün detayını vali bey açıklayacak.